Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Excel ile çizim yapmayı anlatmaya çalışacağım. Yani işinize yarar mı bilmiyorum ama en azından böyle bir şey de yapılabileceğini de bilmenizi istedim. Şimdi öncelikle sayfamın sütun genişliğini şöyle, mesela sütun genişliğini kaç yapalım? 2 yaptım arkadaşlar. Şöyle bir ara çubuğu çizdim. Mesela burada işte K harfine bastığım zaman artık buradan kare çizebiliyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Excel'de böyle çizim yapmayı anlatacağım size bu derste. Şöyle bir örnek çizimimiz olsun da. Gördüğünüz gibi. Böyle bir çizim yaptım. Mesela burada Y'ye basıyorum. Yatay çizgiler çiziyorum arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık. Şöyle. Mesela burada işte D'ye bastığım zaman dikey çizgiler çizebiliyorum. Mesela burada L'ye bastığım zaman işte L harfi şeklinde çizimler çizebiliyorum. Şöyle. Buradan şu T temizle, mesela T'ye bastığım zaman istediğim yerleri şöyle silebiliyorum. Bir nevi silgi gibi. İstediğim yerleri böyle silebiliyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Nasıl istiyorsanız. Yani bir nevi AutoCAD çizimi gibi çizebilirsiniz. Şöyle ortadan yani örnek olsun diye. Bu ne derece işinize yarar onu bilmiyorum. Bu artık size kalmış bir şey. En azından nasıl yapıldığını ben size bu derste göstermek istiyorum. Yani Excel'de böyle şeyler de yapılabiliyor arkadaşlar. Tabi bu çok daha fazla geliştirilebilir. Hemen burayı kapatayım. Burayı kapatıyorum arkadaşlar. Ve baştan bir çalışma kitabı açıyorum. Excel çalışma kitabı. Mesela tabii önce bunu bir farklı kaydediyorum. Dosyadan farklı kaydet. Masa üstüne AutoCAD, isim out oldu. Neyse, out oldu. Yanlış oldu. Bir daha masa üstüne AutoCAD yazacağım. AutoCAD altire Excel diyorum. Ve bunu makro içerebilen çalışma kitabı deyip masa üstüne kaydettim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın sayfamın hemen geliyorum geliştirici arkadaşlar. Buradan Visual Basic tarafına gidiyorum. Buradan bir user formu açıyorum. User formu açtıktan sonra şurada Toolbox var gördüğünüz gibi. Ben bunu sileyim. Nasıl eklenecek? Şurada sağ tuş Edition Controls'e geliyorsunuz. Şurada aşağıda aşağıda Toolbar, bakın Toolbar, pardon, Toolbar'ı seçiyorsunuz. Ve tam OK diyorsunuz. Toolbar'ımız buraya geldi. Şöyle sayfanın içerisine çiziyorsun, sayfa formun üst tarafına çiziyoruz arkadaşlar bunu. Tamam. Şuraya caption'a da çizim araçları diyelim. Çizim araçları. Ve bunu şöyle küçültüyorum. Evet, bunu çizdikten sonra arkadaşlar ben hemen Paint'e gideceğim. Şimdi fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Buraya bir ICO diye bir klasör açtım. Bunun içerisinde bir metin, bir eşlem resmi açıyorum.
Bunu düzenle diyorum. Şimdi arkadaşlar ikonlarımızı şöyle oluşturacağız. Öncelikle şu büyüteci tıklıyorum sayfaya. Şöyle sayfamı büyütüyorum arkadaşlar büyüteçle. Şimdi mesela ben düz çizgi butonu yapacağım. Şöyle bir de Ctrl-Z biraz fazla kalın oldu galiba. Şunu seçeyim. Evet. Sonra bunu dosyadan farklı kaydet deyip buna icon içerisine girip buraya düz çizgi diyorum. Düz çizgi. Ve bunu JPEG olarak kaydediyorum. Şimdi bunu nasıl kullanacağımı hemen size burada göstereyim. Şurada toolbarımızın üzerindeyken buna T bar diyelim. Şu custom yazan yere tıklıyorum. Butona gelip insert'e basıyorum. Caption'a bir şey yazmayayım. Şuradan picture'a geliyorum arkadaşlar. Pardon, bu ayrı bir şey. Bir dakika. Size bir imaj list lazım arkadaşlar buradan. İmaj list lazım. Ben buradan direkt resim eklenebilir diye düşünüyordum ama resim buradan eklenemiyor. O zaman biz ne yapalım? Şuraya bir imaj list çağıralım. Onu nereden bulacağım şimdi? Şurada buranın arasında olması lazım. İmaj list. Evet. İmaj list kontrol. Şu imaj list kontrolü de seçtim. Bakın şöyle imaj listemiz geldi. Şu imaj listi seçiyorum. Şunu bunun custom'ına geliyorum. Nasıl ikonlar getirmek istiyorsunuz diyor bana. İlk defa kullanıyorum bunu. 16'ya 16 mı 32'ye 10'a 16'ya 16 getirelim. Şurada imaja gelip insert picture diyorum. Ve masa üstündeki az önce masa üstünde ikonun içerisindeki şu çizgiyi seçtim arkadaşlar. Ve tamam dedim. Şimdi tekrar toolbar'ımı seçtim. Şuradaki butona gelip burada genelde arkadaşlar genel tarafında imaj list olarak şu imaj listimizi niye çağıramıyoruz buraya? İmaj listi çağıracağız da imaj listimiz burada. Toolbar'ımızı seçtik. Toolbar. Daha önce kullanmadım arkadaşlar burayı da. Toolbar'ı şuradaki kutudan imaj list gelmesi lazım bir listeden ama. O zaman biz şöyle yapalım. Kodla mı yazsak? Çok kötü ya. Şuraya imaj listin gelmemesi kötü. Gerçekten kötü. Biz bunu bir kaydedelim. Kaydettik. Buraya imajlarımızı atacağız. Şöyle seçtik. İşte şu imaj listi açtığımız zaman gelmesi lazım değil mi? Neyse arkadaşlar ben burada bir çözüm üretemedim maalesef. Şunu bir kapattım. Burayı da kapattım. AutoCAD Excel dedik. O zaman biz şöyle yapalım arkadaşlar. Bence
Başa alayım. Şu tolboru hiç kullanmayacağım. Bakın şöyle tekrar geldim. Şunların hepsini siliyorum. Siz onları oluşturmayın. Normal butonumuz var. Şöyle bir buton çiziyorum. Arkadaşlar, width height'i 16 16 yapacağım. Bakın width 16 height 16 diyeceğim. Yani yükseklikle genişlik 16 yaptım. Sonra bunun caption'ını sildim. Ondan sonra şunun üzerindeki picture'a geldim. Az önce çizdiğimiz çizgiyi getirdim üzerine bıraktım arkadaşlar. Bizim butonumuz burada duruyor. Böyle yapacağız. Tamam. Şimdi hemen bunun bir kopyasını alıyorum. Bu buton bir kopyasını yanına aldım. Şimdi dikey çizgiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen silgiyle bu çizgiyi sildim. Tekrar çizgiye tıkladım. Ve dikey çizgiyi çizdim aşağı doğru. Ondan sonra dosyadan farklı kaydet. Ve buna dikey çizgi dedim. Kaydettim. Hemen geldim buraya. Şu butonumu seçtim. Picture'a geldim. Dikey çizgimi seçtim. Gördüğünüz gibi. Görebiliyorsunuz inşallah. Şu biraz ince oldu sanki arkadaşlar. Ya, neyse fazla detaya girmeyelim bence. Ya da girelim. Yarım yamalak işleri sevmiyorum arkadaşlar. Tamam böyle daha güzel oldu. Yatay çizgi, dikey çizgi. Şimdi bir yine bir bu kopya alıyorum şuraya. Şimdi bir L harfi gibi bir şey çizeceğiz. Yine silgiyle burayı sildim. Pardon, silgiyi. Şunu sildim. Tekrar aldım çizgiyi arkadaşlar. L harfi çizeceğiz ya. Dur, bir dakika. Evet, çizgimi aldım. Şuradan itibaren şöyle yine çizgiyi aldım. Ctrl Z. Evet. Hemen dosya farklı kaydet. Buna da L çizgi diyelim. L çizgi dedik. Bunu da hemen ara çubuğumuza getirelim. Seçiyorum. Picture. Şunu seçtim. Niye olmadı bu sefer? İyi gözükmedi arkadaşlar ya. Demek ki o kadar fazla kenardan çizmemek lazım. Çok kenardan çizdiğimiz için hiç gözükmedi. Baştan çizelim bunu. Şöyle bir de şöyle çizeceğiz. Böyle. Kaydet dedim. Şimdi bunun picture'ını tekrar değiştirelim. Şurası 7 idi arkadaşlar. 7 tam ortalığıdır. Şuradan L'yi seçiyorum. Evet bu sefer L gözüktü gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl bir çizgiye ihtiyacımız var? Yine bunun bir kopyasını aldım. Şimdi tam tersine ihtiyacımız var. Tam tersi. Yine silgiyle siliyorum. Yine çizgimi aldım. Şöyle bir şey. Bir de şöyle aşağı doğru indiriyoruz. Evet, bunu da dosyadan farklı kaydet. Buna da bilmem ne çizgisi A çizgi diyelim. Hiç önemli değil ismi arkadaşlar. Ondan sonra şunu da seçip picture'dan seçiyorum. Yani AutoCAD'deki gibi böyle çizgiler. AutoCAD'i de çok fazla hani görmüşüm sadece arkadaşlar. Fazla detayı bilmiyorum. Çizgimiz var. Yatay çizgimiz, dikey çizgimiz şöyle var. Bir de kare şeklinde bir çizgiye ihtiyacımız var. Hemen bunun devamını da çizelim. Şöyle
Şöyle yapsak. Aslında hiç gerek yok şuna. Silelim güzelce. Direkt burada hazır karemiz var. Kareyi alıp şöyle çizelim. Dosyadan farklı kaydet diyorum. Buna da çizgi dedik. Hemen şunu seçip picture'dan biz aldık arkadaşlar. Yine bir buton daha. Şimdi burayı tekrar siliyorum. Bir de yatay çizgimiz olsun. Şöyle. Hemen dosyadan farklı kaydet. Herhangi bir isim veriyoruz. Bunu siliyorum. Aynı şekilde tam tersi bir çizgiye de ihtiyacımız olabilir. Yine dosyadan farklı kaydet. Bunu da bu şekilde kaydettik. Hemen Excel'e geldim. Şuradan Picture'dan önce şunu seçiyorum. Yine bunun bir kopyasını oluşturup diğer çizgiyi seçiyorum. Bir de şöyle picture'ı olmayan da temizde olsun arkadaşlar. Hatta üzerine caption'la T yazalım. Temizde olsun. Ara çubuğumuz böyle. Şimdi bu şekilde siz istediğiniz kadar devam edersiniz. Hatta şöyle bir iki buton daha alabilirim buraya. Şuraya. Bunun üzerine gerek yok. Tam iki yazalım üzerine arkadaşlar. Bu buton görevi de tıkladığı zaman sütun genişliğini iki yapsın. Evet, şimdi sayfanın geliştirici mod tarafına gidiyorum. Burada sayfa 1 arkadaşlar. Sayfa 1'in ismini çizim diyelim. Çizim. Ya da panel dersiniz. Sayfanın tamamını seçiyorum. Bunun zemini de siyah yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Sonra bakın ne yapıyorum. Şu panelin worksheet burada selection change yazıyor arkadaşlar. Buradan right click'e tıklıyorum arkadaşlar. Ya da hiç right click'e tıklamaya gerek yok. Bu çalışma kitabının workbook open olayına şu yazıyorum. Şu user form'un ismini de FRM FRM araçlar diyelim. FRM araçlar dedim. Çalışma kitabının open'a FRM araçlar nokta show burada da false yazıyor. Bunun amacı şu. Bakın bir daha baştan açayım. AutoCAD'i açtığım zaman arkadaşlar bakın otomatikman araç çubuğumuz burada. Hem burada çalışabiliyoruz hem araç çubuğumuzu da kullanabiliyoruz. Öyle bir özelliği var. Ya da şöyle de yapabiliriz. Sağ tuşa bastığımız zaman da çalışsın istiyoruz. Şu panelin burada şöyle üstte before right click'e geliyorum. Yine FRM araçlar nokta show buraya false yazabiliyorum. Yani bakın şöyle sağ tuşa bastığı zaman bakın ara çubuğumuz çıktı arkadaşlar. Kapatıyorsunuz. Sağ tuş ara çubuğumuz ekranda.
Şimdi araç çubuğumuzun şurasının üzerine bir X işareti yazalım. Buna bastığımız zaman da kapansın bu. Aslında ona da bir işaret, bir şekil getirebiliriz aslında. Yine picture'dan benim masa üstünde bir takipçimin gönderdiği ikonlardan kullanalım. Necati Bey göndermişti bunları. Şu çarpıyı, gerçi formun kendi çarpısı var ya, buna hiç gerek yok. Neyse böyle kalsın. Şimdi şu çizgiyi nasıl çizeceğiz onu hemen göstereceğim size arkadaşlar. Dikkat edin şimdi. Tabii öncesinden ders epey uzadı. 20 dakika oldu da hiçbir şey yapmadık. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bakın formun en üstüne şöyle bir şey yazayım. Public seçim as integer diyorum. Seçim as integer. Şimdi buradaki public dememin sebebi her yerde bunu kullanabilirim arkadaşlar artık. Şimdi araç çubuğunun şu butonun içine giriyorum. Diyorum ki seçim eşittir 1. Şu butonun içine seçim eşittir 2. Buna seçim eşittir 3. Seçim eşittir 4. Şuna seçim eşittir 5. Seçim eşittir 6. Seçim eşittir 7. Başka ne kaldı? Bir de temizle var. Burada seçim eşittir 8. Bu şekilde hepsine verdim arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapıyorum? Dikkat edin. Şimdi geliyorum arkadaşlar geliştiriciden makro kaydete geliyorum. Makro kaydet. Tabii makro kaydet demeden önce neyin makrosunu yapacağız? Ha şu çizimin düz çizginin makrosunu yapacağız. Hemen makro kaydete gelip buna makro 1 diyorum. Tamam arkadaşlar isim makro 1 kalsın. Tamam diyorum. Şimdi bunu hemen kontrol 1'e basıyorum. Kontrol 1 kenarlığa geliyorum arkadaşlar. Çizgi rengi olarak örneğin tüm renkler diyeyim. Mesela şu yeşil rengi seçtim. Ve neyi seçiyorum şu anda arkadaşlar? Ortadan giden çizgiyi seçemiyorum. Şimdi pardon arkadaşlar ben burada kaydı durduracağım. Müsaadenizle. Bu olmadı. Şu makroya geliyorum. Şu makroyu siliyorum. Bir daha baştan. Çünkü tek bir hücre seçtiğim için olmadı. En az iki hücre seçmem lazım. Bak makro kaydete geldim. Buna makro 1 diyorum. Tamam diyorum. Şöyle iki hücre seçtim. Kontrol 1'e bastım. Şuradan yeşil rengi seçip şu orta satırı seçtim arkadaşlar. Ve tamam dedim. Kaydı durdur dedim. Tamam. Şimdi bir denemesini yapalım. Bakın. Şuraya sadece şu sheet, bu seçmeyi siliyorum. Buraya bu kodu kodu da buradan alayım. Ctrl X'e kestim buradan. Geliyorum şuradaki sayfa 1'e, panele geliyorum arkadaşlar. Panele geldikten sonra şuradaki worksheet selection change olayına. Worksheet selection change olayına geliyorum. Diyorum ki eğer FRM araçlar nokta arkadaşlar seçim eşittir 1 ise then. Şöyle bir end if mi koydum. Şuraya
Target yani hedef, nokta select ve az önceki kodumu yapıştırdım. Şimdi bir denemesini yapalım. Sağ tuşa bastım. Bak ara çubuğum çıktı. Şunu tıklıyorum ve seçiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi aslında yanlış yaptık diyebilirim. Bu şekilde olmadı. Olmadı arkadaşlar bu şekilde. Bakın yanlış makro uyguladık. Makro bir daha oluşturuyorum. Tek bir hücreyi seçmemiz lazımdı. Şimdi geliştiriciden makro kaydede geldim tekrar. Tamam dedim. Herhangi bir hücredeyken kontrol 1'e bastım. Şuradan rengi seçtikten sonra sadece şu üst çizgiyi seçip tamama basıyorum ve kaydı durduruyorum. Hemen gidiyorum arkadaşlar makromun oluştuğu yere. Şu kodu alıyorum. Ctrl X ile az önceki şuradaki target hariç az önceki kodu şuraya yapıştırıyorum. Şimdi oldu. Bakın çalıştıralım isterseniz. Herhangi bir alanı seçtiğim zaman tek satırda olsa bakın çiziyor artık. Şöyle yatay çizgilerimizi çizebiliyoruz. Hemen dikey çizgiyi yapalım. Anlayacaksınız. Şu ana kadar anlamamışsanız bir bundan sonrakileri anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen makro kaydete geliyorum. Bakın makro 4'tür ya. Buna makro 2 diyeceğim. İkinci butonu çizdiğimiz için kafamız karışmasın. Hemen herhangi bir hücreye geliyorum. Ctrl 1'e basıyorum. Şuradan renk seçiyorum. Sonra ne yapıyoruz şu anda? Dik çizgiyi. Dik çizgi için şurayı seçiyorum sadece. Şu sol tarafı seçiyorum. Ve tamam diyorum. Kaydı durdur diyorum. Hemen geliyorum. Makro 2'yi buluyorum. Kodlar burada. Şu select range J13'ü seçmiyorum. Şu select'i seçmiyorum. Bunu target'la değiştireceğim. Bunu Ctrl X ile kestim. Geldim panelin içerisine. Şuraya bakın yukarıda demiş ya eğer FRM araçlardaki seçim 1 ise. Burada da diyorum ki eğer FRM araçlardaki nokta seçim eşittir 2 ise altta end if şuraya da target nokta select ve az önceki makro kodunu yapıştırıyorum buraya. Hemen bir denemesini yapalım. Önce bir sayfayı temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya bastıktan sonra artık dikey olarak çizgiler çizebiliyorum gördüğünüz gibi. Tabii önce sayfanın sütun genişliğini bir ikiye ayarlayalım şöyle. Bu şekilde daha iyi çizilir. Gördüğünüz gibi dikey çizgilerimizi çizebiliyoruz şu anda. Şuraya bastığım zaman bu sefer yatay çizgiler çiziyorum. Hiç dikey çizmiyor artık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu L'yi anlatacağım. Hemen makro kaydete geliyorum. Burada 3 diyeyim, makro 3 diyeyim. Hani 3. buton olduğu için. Tamam. Makro 3 zaten var. Üzerine yazayım mı? Yaz dedik. Bir şey olmaz. Hemen Ctrl 1'e basıyorum. Şuradan bir renk seçiyorum arkadaşlar. Yeşil rengi seçtim. L harfi olduğu için şurası ve şurası. Hücrenin sol ve alt tarafını seçtim. Ve tamam dedim. Kaydı durdurdum. Hemen geldim. Şurada modülün içerisine şurayı kestim arkadaşlar. Şu makronun bana yazdığı kodları kestim. Ve geldim sayfa 1'e. Aşağıya end if'in altına şöyle dedim ki eğer FRM araçlar nokta seçim eşittir 3 ise altta da end if şuraya kodlarımı yapıştırdım. Sadece şunu unutmuyorsunuz. Target eşittir target nokta select. Evet şimdi şu butonu seçip bakın
Seçtiğim yerlere bir L harfi çizebiliyorum gördüğünüz gibi. L harfi istediğim yere çiziyorum. Tabii de ölçü de yazılsaydı, ölçüsünü de yazdırsaydık her alana çok güzel olurdu ama. Diğer butona hemen geçiyorum. Makro kaydet. Buna da 4 diyorum. Hemen Ctrl 1'e basıyorum arkadaşlar. Tabii öncelikle şurada bir önceki, mesela şu anda seçili bir hücrede şu anda şu işaretleri koymuş ya. Önce burayı yok diyorsunuz. Sonra bir renk seçiyorsunuz. Sonra şöyle ve şöyle. Üst taraf ve sağ tarafı seçip tamama basıyorum. Kaydı durduruyorum. Geliyorum makronun kodlarını buluyorum arkadaşlar. Şu makronun oluşturduğu kodları kesiyorum. Sayfa 1 paneline gidiyorum. Burada diyorum ki eğer FRM araçlar nokta seçim eşittir 4 ise şurada end if yazdım. Ve makron bir de target nokta select dedim. Altına da yapıştırdım kodu. Ve şimdi çalıştırabilirim artık. Bir sayfayı temizleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın şunu şurayı seçiyorum. Ondan sonra çizdiğim her alanda bakın aynı o şekil bu şekilde çiziliyor gördüğünüz gibi. Mesela şunu seçtiğim zaman da tam tersi seçebiliyorum. Şimdi sıra geldi bu kare olana. Hemen makro kaydete geldim. Şunu da makro 5 diyorum. Ctrl 1'e basıyorum. Önce şuradaki yoku seçiyorsunuz. Sonra buradan bir renk seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra şurada üste, sola, alta, sağa. Gerçi şuradaki buton da aynı şeyi yapar ama yine bu şekilde yapın. Tamam diyorum. Kaydı durduruyorum. Sonra geliyorum modüle. Makron yazdık kodu alıyorum. Şuraya kadar. Ctrl X. Sonra panele geliyorum. Şurada diyorum ki bakın en son 4'ü yaptık. Şimdi 5'i yapıyoruz. Eğer FRM araçlar nokta seçim eşittir 5 ise şuraya end if buraya da target nokta select buraya da yapıştırıyorum. Şimdi de onu deneyebiliriz. Bakın kareye bastıktan sonra artık iç böyle iç içe de olsa böyle kareler istediğiniz yere kare çizebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde. Yani böyle bir şey de bu şekilde gidiyor. Şimdi gelelim şu ya iki tane butonumuz kaldı. Yine makro kaydet diyorum. Tamam diyorum. Ctrl 1'e basıyorum. Ctrl 1 demek yani sağ tuş aslında hücreleri biçimlendirir arkadaşlar. Yani Ctrl 1'e basmanıza gerek yok. Böyle de yapabilirsiniz. Önce buraya şurayı yok diyorum. Buradan yine renk seçiyorsunuz. Çünkü makro kaydı aldığı için renk seçiyorsunuz ve o yatay işte şu şekilde yatayı çiziyorsunuz. Biz yatay olanı yapıyoruz değil mi şu anda? Yok tam tersini. Evet bunu yapıyoruz şu anda. Yatay çizgiye şöyle yatay ortasına tıkladım ve tamam dedim arkadaşlar. Kaydı durdurdum. Geldim hemen makroma geldim modüle. Şu şunu kestim. Sayfa 1'e geldim panele. Buraya da diyorum ki eğer FRM araçlar nokta seçim eşittir. Kaçta kalmıştık? 6. Eğer eşit 6 ise then şuraya end if şuraya target nokta select aşağıya Ctrl V ile kodu yapıştırdım. Onu da hemen bir deneyelim isterseniz. Şöyle seçtikten sonra artık arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle çizdiğiniz alanlara böyle çizgiler çizebiliyorsunuz. Şimdi diğer butonu da yapıp temizliği de yaptıktan sonra gerçi şu anda seçtiğimiz zaman en son bunu yaptığı için bu şekilde yaptı. Kenarlık yok. Hemen son butonumuzu da yapalım.
Makro kaydet. Makro 7'ydi galiba. Tamam. Hemen geldim arkadaşlar. Kontrol 1'e basıyorum. Önce yoku seçiyorum. Sonra buradan yeşili seçiyorum. Yeşil seçili olduğu halde yeşili seçiyorum. Sonra şöyle çapraz çizgiyi seçip tamam diyorum. Kaydı durdur diyorum. Bunu unutmayın. Sonra geliyorum modülüm içerisine. Bakın hemen yazmış arkadaşlar. Neyse şurayı seçiyorum. Ctrl X. Panele geldim. Bu sefer 7'yi yapıyoruz. Eğer FRM araçlar nokta seçim eşittir 7 ise if şuraya target nokta select şuraya yapıştırıyoruz. En son temizliği de yapalım arkadaşlar. Öyle çalı şey yapalım. Yine kaydet. Bu da makro 8'di. Tamam. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Temizledi de Ctrl 1'e basıyoruz. Şurada yoku seçiyoruz arkadaşlar ve tamam diyoruz. Kaydı durduruyoruz. Şimdi geliyorum. Şu temizdeyiz. Alıyorum. Ctrl X. Ve şurada da eğer FRM araçlar nokta seçim eşittir 8 ise and if şuraya target nokta select kodumuzu da yapıştırdık ve burası bitti arkadaşlar. Şimdi mesela şunu çizelim birkaç tane. Çiziyoruz. Şu T'ye bastığım zaman da bu sefer seçtiğim yerleri temizleyebiliyorum şöyle gördüğünüz gibi. Mesela şuna tıklıyorum. Böyle iç içe daireler, şey kareler çizebiliyorum. Mesela şurayı yanlış çizdim. Şu T'ye basıyorum. Yine kareye tıklıyorum arkadaşlar. Şunu baştan çizdim. Aynen dersin başında anlattığım gibi. Ctrl Z yap. Z olduğu çizim olduğu için. Evet, bu şekilde. Çizim yapabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani Excel'de böyle bir şey de az önce aklıma geldi gerçi hiç bir hazırlık yoktu aniden. Mesela düz çizgiye tıklıyorum. Düz çizgiler çiziyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dikey çizgiler çiziyoruz. Bununla bir artık ne yapmak istiyorsanız hiçbir işinize de yaramayabilir. En azından böyle bir şey de var. İsterseniz böyle bir çalış şey de yapabilirsiniz. Temizliğe basıyorum. Gördüğünüz gibi ortadan şöyle bölebiliyorum. Bu dersimiz de bu kadar. Herkes kendine dikkat etsin arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir de ne diyeceğim başka söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.